Merhaba Doktor Hamit Aydın ben. Bugün size punch tercihinin, operasyonun seyrini ve sonucunu ne kadar değiştireceğinden bahsediyorum. Bir saç ekme operasyonu başladığında kökleri alabilmek için şunun gibi bir malzeme kullanıyoruz. Bu motorun ucuna takılan bir punch ve bu punch'ın uzunluğu tabii ki önemli. Lümen genişliği, gördüğünüz lümen genişliği çok önemli. Ben son zamanlarda çok sık duyuyorum. 7 milimetrelik yani 0.7 milimetre lümen çapı olan veya 0.6 lümen çapı olan punchlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla dokuya çok az zarar veriyoruz diye bir takım yanlış bilgilerle falan çok karşılaşıyorum. İş yapan hemşire arkadaşlar için, sağlık profesyonelleri ve doktorlar için de bir uyarı niteliğinde söylüyorum. Bu örneğin 9'a 4'lük bir punch, yani bunun lümen çapı 0.9 milim, 1 milimden bile daha düşük, onda biri kadar daha düşük, 0.9 milim. Uzunluğu, derinliği de daha doğrusu 4 milim kadar, yani doku içerisine girdikten sonra 4 milim kadar derine inebiliyor. Biraz basınç uygularsanız bu 4.5 milime kadar olabilir. Ve kökü alabilmek için de 0.9 milimlik bir lümen çapına ihtiyaç var. Bu lümeni ne kadar daraltırsanız kökü kırmanız, zedelemeniz, hele hele 2'li 3'lü bir kök ise veya 4'lü 5'li bir kök ise onu bir bütün olarak almama olasılığınız maalesef çok çok artar. Yani bunu daralttığınız zaman iyi bir şey yapıyorsunuz anlamına gelmez. Dolayısıyla bir motorda saç ekimi yapılan bir hastanın kullandığımız mikromotoru kastediyorum. Motorun ucuna takılacak olan bu punch'ı belirlerken hastayı görmek, onun ırkı, onun yaşı, onun donör bölgesinin sıktığı, barındırmış olduğu tekli, ikili, üçlü, dörtlü kök sayısını hesaba katarak bir tercihte bulunabilirsiniz. Yani çoğunluğu 2.2 çarpan 2.2 graft olan bir hastanın dokusunu alacaksanız 0.6 milimlik, 7 milimlik, 8 milimlik bir punch ile alamazsınız zaten. Aldığınız zaman dokuya çok fazla hasar verirsiniz. Dolayısıyla bunu küçültmek, evet, mantık olarak ve teorik olarak o bölgede daha az bir travma anlamına geldiğinden ötürü hastanın daha fazla hoşuna gidebilir, onu çok daha fazla mutlu edebilir, ama aldığınız 3 kökten 2 tanesine zarar veriyorsanız, graftin bütünlüğünü bozuyorsanız, üçlü olan grafti tekliğe dönüştürmüş oluyorsanız veya o kökün köküne zarar verdiğinizden ötürü onu hasarlı bir şekilde çıkarıyorsanız ya da daha alırken bir fire hanesine yazıyorsanız bunu, bu artık hastanın lehine değil aleyhine bir şeye dönüşür. Dolayısıyla punch tercihi inanılmaz derecede önemli. Biz 0.8 milimetreye 3.5 milimetrelik en düşük punch çapımız ve derinliğimiz ile başlayıp 0.9'a 5'lik punchlara kadar çıkabiliyoruz o aralıkta. Hastanın dediğim gibi cinsiyetine, hastanın saçının kayıp miktarına, donör bölgesinin sunduğu şeylere, ihtiyacımız olan graft sayısına göre bunu belirliyoruz. Mesela bu hastamızın biraz önce, daha önce 8'e 4 ile başladık ve onun dokusu için yeterli olacağını düşündük. Ama doku testini yaptıktan hemen sonra derinliğin, saçın derinliğinin, kökün derinliğinin çok daha uzun olduğunu fark ettiğimizden ötürü hem lümeni genişlettik, 8.5'luk, 8.5'a 5'lik panca geçtik. Yani bu lümen çapını 0.8'den 0.85'e çıkarttık. Derinliğini de 4 milimetreden 5 milimetreye, yani yarım santime çıkarttık. Dolayısıyla bunun için yapıyoruz. Bu o dokuyu almak için en ideal olan punch olduğundan ötürü onunla devam ediyoruz. Yani elinizdeki punch'ı alıp onunla başlayıp onunla devam ettirdiğinizde veya daha düşük bir küçük bir punch kullandığınızda daha iyi bir şey yapıyorsunuz anlamına gelmez. Burada çok dikkatli davranmak icap ediyor. Hastanın saçına göre punch tercih etmek.